Merhabalar, yatırım ve finansa hepiniz hoş geldiniz. Bakın, bugün reel anlamda 10 kat potansiyel sahip veya yüzde bin diyelim potansiyel sahip hissedinceli. Bakın, şurada şunu söylemem lazım. Size Aselsan, Şişe, Koç Holding, Kozal, Ereğli gibi hisleri sunmayacağım çünkü bu hisler çok acınlı yani. Değeri 150 milyar TL, 200 milyar TL. 10 kat gidemez. Sizlere bakın bu videolarda daha çok 1 milyar TL, 2 milyar TL civarında gerçekten bir senede bakın bir senede 10 kat, 20 kat, 30 kata kadar potansiyeli hisseleri inceliyorum. Daha önce bunları gördük, sürekli görüyoruz arkadaşlar. Zamanında işte sasalar geldi, hektaşlar geldi, counterlar geldi. Daha onlarca hisse bu karları aldım. Sizden ricam yorumlara abonmanız, bol bol like atmanız ve videosunu kadar izlemeniz. Çünkü bu videolar benim en sevdiğim videolar. Risk al, para kazan. Bu çare bu. Yoksa paranı korursun, paranı arttırırsın ama hiçbir zaman servet sahibi olamazsın. Tek çare arkadaşlar paramızı bir işte 5 kat 10 kat arttırmanın tek çaresi bu hisseler. Bu da mecburuz. Çok seviyor muyum? Yani yapmayı seviyorum da risk almayı ben de sevmiyorum. Ama maalesef ki bazen risk almak zorundayız. Şimdi ben niye bu hisseleri seçiyorum? Sizlere arkadaşlar iki adet hisseden bahsedeceğim. Bakın bunları demiyorum şu anda bunlar arttı. Ama daha önce konuştum hisselerde. Niye ben 1 milyar TL, 2 milyar TL civarında hisseleri seçiyorum? İdeas. 20 Aralık'tan arkadaşlar. 79'dan hisse. 160'ı gördü. Ne kadar sürede gördü sizce? Bakın tarife aralığı. En dipten en yukarıya bakacağız. 187. Hatta buraya bakarsak %97. 20 günde %160. 20 günde %100. Yok sene e, yetmedi mi bu? Daha geçişe bak. Ekimden arkadaşlar şu ana kadar 80 günde %132 arttı. Tüm hisselerin düştüğü, endeksin berbat olduğu bir bölgede bu ise %132 arttı. Ve ERS'e de efendim çok da düşük değildi. Makul seviyeler dedi. Bu hissenin değeri 1 milyar TL civarında. Diğer bir örneğimiz bakın bunu da önermiyorum şu an haberiniz olsun. Artık bunlara geçti olan oldu. Belki ileride. Marka yatırım holding. İçi o kadar boş bir şirket ki bakın. İçinde hiçbir şey yok bir Kesin önermiyorum. Bomboş bir şirket. Ama düşük hacimi tahta ister yükselir. Bakın çok riskli. altı boş. Bu hisseye mesela diy diyelim ki ben marka yatırım holdingin orta olduğunu demiyorum. Asla olmayın. Ama trade için veya bu tahtacıları kullanmak için kullanılabilir. Örneğin niye? Yoksa dediğim gibi mi? asla uzak durun böyle alayım. Bir yıl bekleyeyim, iki yıl bekleyeyim, üç yıl bekleyeyim. Büyük batarsınız bakın bu hisselerde. Alacaksın, karını al çık. Bu hisseler bu anlamdadır bakın. Tekrar söylüyorum. Burada hisse 25 günde %284 arttı. Sizce bir şirket 25 günde 3 kat büyüyebilir mi? Ben söylüyorum büyüyemez, imkansız. İmkansızdır arkadaşlar. Ama bu büyüyor. Niye? Tahta faaliyeti. Mesela bu hisselerin güzelliği orada. Bir kere artarlar ama muazzam artarlar. Sonra sabit kaldı. Ne kadar sabit kaldı bakın burada. Hisse. 57 gün sabit kaldı. Sonrasında ne yaptı? Bakın 4 Ocak'ta. 4 Ocak'ta 17 gün önce. Burada. Hatta 15 gün yazıyor biliyorsunuz. Hafta sonlarını saymıyor burası. Ne yaptı? 15 iş günde arkadaşlar. Hisse arkadaşlar. %107 arttı. %107. Muazzam bir artış. %107 artış son 15 gün. O yüzden önermiyorum şimdi. Çünkü ve beklemeyin de böyle hisseler. Çünkü görüyorsunuz ki burada bakın zamanında artmış yine bu hisse. Ee, burada arkadaşlar 43 günde karımız %630. Bakın 10 kat diyorum ya hisse 40 günde 7 kat artmış. 40 günde 7 kat artmış. Ama sonrasında ne oldu? Tabii ki çakıldı. Bakın geri burada muazzam bir düşüş yaptı. 21 günde de değerini %64'ünü geri kaybetti. Eski fiyatına döndü. Bunu da görmemiz lazım yani sizlere hayal satacak halim yok. Ben hayal satmam arkadaşlar gerçekleri söylerim. Böyle ister alırız karımız alır çıkarız. Haberiniz olsun sana sinyalleri de veriyoruz. Alım sinyalleri belli oluyor. Şu anda mesela alım olan iki ikisinden bahsedeceğim şimdi. Birincisi arkadaşlar Türk ilaç ve serum sanayi yağışı. Bir kere şunu söylemem lazım. Bu hisse diğer iki hisse de bir sayılmaz tam olarak. Çünkü bu hisse aynı zamanda kuvvetli bir hisse. Yani geleceği olan biriktirilebilir bir hisse durumunda hem tahta hissesi hem biriktirilebilir bir isim. duran varlığa göre az net dönem karı fena değil. Öz kaynakları yerinde net kar son çeyrekte büyüdü. Öz kaynakları çarpanların da özellikle PDD'leri değer makul. Değerleri bir tık pahalı ama öz kaynak karlığı e, şu anda arttı arkadaşlar bir tık. Kalıcı oranı 70'in altında kabul edilebilir bir değerde. Piyasa ise 2 milyar TL civarında potansiyel bir istemiz Türk ilaç ve Serum Sanayi. Sahibi arkadaşlar Mehmet Berat Battal diye bir sahibi var. Temettü tarafındaysa bakın temettü dağıtmıyor. Ben özellikle bakın bu büyüme isteyen temettü dağıtmasını severim. normal temettüde alışkanlığını seven bir insanım. Ama büyüme isteyen temettü dağıtmayacak. Çünkü temettü arkadaşlar tahtacılığın büyük düşmanlarındandır. Bu e, yükselen hisse olmanın, tahta hisse olmanın düşmanlarındandır. Özel bakın bu hisseyi seçerken temettü olmayanları seçeceğiz. Biriktirme hissiyle temettü olacak. Al sat stratejisi temelde olmayacak. Onu da söylüyorum. Bakalım bu sizin grafiğine. Bakın hisse arkadaşlar. 2021 Eylül'den böyle aynı fiyatta. Ve yavaş yavaş alım sinyallerine bakın sunuyor yavaş yavaş. Ve güzel nerede biliyor musunuz? Hisse ilk halka arz olduğunu bakın. 484'lü bir anda 9 kat arttı. 9 kat. Sonrasında tabi tabii geri çakıldı. Yani hissemiz daha önce buraları gördü. Ve ben yakın zamanda tekrardan bu hissede bir rally hareketi planlıyorum. Bence olacak. Çünkü bundan 2,5-3 yıl önce 34'e gören bir hisse şu anda dolar kaç arttı? Muazzam bir potansiyele sahip. Dolar bile o zamandan bir arkadaşlar muazzam bir şekilde arttı. Şöyle göstereyim mesela size daha net görürsün daha net bakarsınız kafanızdan. A, B'de dolar olarak bakalım. Hisse bakın burada. Maksimumda 430 ABD dolarını gördü arkadaşlar. 430. Şu an ise 040 civarında. Yani rekor fiyata gitse bu ise 10 kat gidecek bakın. Rekor fiyata giderse 10 kat gidecek. Ki benim tahminim rekor fiyatının çok çok daha üzerine çıkabileceği yönde bu hissenin geleceği sağlam kuvvetli bir hisseden ilaç sektörü hiçbir zaman bitmez. Blanchus da niye bitsin ki yani her şey gayet yerinde onu söylemem lazım. Kanıtlara olsun bakın rekor fiyatına gitse ise 10 kattan fazla büyümüş olacak hisse gitmiş olacak. Şimdi onun dışında diğer hissemize geçelim. Diğer hissemizde yine çok beğendiğim bir hisse bu arada artış potansiyeli bulunduran bir hisse sizden ricam arkadaşlar kanala abone olup bildirilme için bedavaya aşağıya geliyorsunuz kanala abone ol tuşuna tıklıyorsunuz bedava ya da yorum yapıp videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim şu videolar artık biraz daha ön plana çıksın. Bin beğeni altında kalmıyor da videolarda. Sizden tek ricam bu. Şimdi arkadaşlar diğer hissemiz Rubeniz Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ. Niye sevdim bu hisseyi biliyor musunuz? Bir kere son çeyreğe iyi geldi. Bunda de son çeyreğe gayet iyi. Öz kaynak gayet iyi. Özellikle PDDD yani piyasa değeri bir defter değeri. Gayet güzel. Ödenmiş sermayesi iyi. Piyasaları çok çok düşük. Dolaşım var gayet iyi. Burada ayrıca ayrıca öz kaynak Dönen duran varlık oranı gayet iyi. Borçlar azalıyor. Hem finansal hem net borç azalıyor. Temettü tarafında ise temettü sanan yoksa hisseniz de bölünmesi de yok. Gayet kuvvetli bir hisse şahsınca. Sahibi ise Osman İpek. Baktığımızda arkadaşlar hisse bak ne zaman halk arzı olmuş. Yeni insan yeni bir hisse bu. Hissin halk arzı tarihi 6 Temmuz 2022. 1,5 yıl olmuş halk arzı olalım. Kaçtan halk oldu? 13 TL civarından. Halk arzı oldu tarihten itibaren arkadaşlar bakın hissi artmayı seviyor. Bir ara 13'den 39'a çıkmış. Kaç ayda? 6 3 kat büyümüş. Çok güzel bir yükseliş. Sonra de geri düştü. 16'dan geri 50'ye çıktı. 3 kat bir yükseliş. Şu anda da geri düştü. Nereye düştü? 24 TL civarında. Kısa vadede 3 kat. Orta uzun vadede ise benim şahsınca 10 kat kadar potansiyeli var. Çünkü yükselmemiş bir hisse bakın. Hisse. Hala ekim fiyatları arkadaşlar. Ekim'den bir yana hisse aynı değerdi. Ama 2023 Ekim değil. 2022 Ekim'den bir yana aynı değerdi. Şahsınca arkadaşlar teknik seviyelerim. Temel seviyeler anlamında kendisi potansiyel bir tahta hissesi ve potansiyel bir büyüme hissesidir. Ama şunu da söylemem lazım. Derim hayal satmak gibi bir amacım yok. Bu hisseleri alırken arkadaşlar tüm paranıza sakın girmeyin. Bakın tüm paranıza sakın girmeyin. Ama bunun artısı da olmuyor. Dediğim gibi bu şuradaki 10 katlarım. 20 katları buradaki mesela 40 gündeki 7 katları almak için bazen veya yani genellikle böyle riskleri almamız gerekiyor. Bunları da anlamanızı ben rica ediyorum. Çünkü riskli bir şekilde TÜPRAŞ'tan, Türk Euro Europower'dan, CVN'den, Astor'dan, Asesan'dan, Kontur'dan, Miatek'den, Sısa'dan veya diğer hisselerden arkadaşlar veya altından, Amerikan borsasından 10 kat falan çok zor. Çok ama çok zor. Haberiniz olsun yani. Arkadaşlar benim cihetlerim bu kadardı. Daha fazla böyle potansiyel bebek hissi için kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Hepinize mutlu, bol kazançlı günler dilerim.